Afrika'da aslında Türkiye'yi bile ilgilendiren çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ve özellikle Fransa Afrika'yı onlarca yıl sömürmüştü. Kimileri bu sömürünün Afrika'daki ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmasının ardından bittiğini söylese de aslında durum böyle değildi. Göstermelik bağımsızlıklar verilen devletlerin içinde halen daha Fransızların konuşlandırdığı insanlar, hatta devlet liderleri vardı. Halen daha Afrika'nın en önemli zenginliklerinden olan kömür, altın, uranyum madenleri Fransa ve Amerika tarafından kontrol altındaydı. Ancak bugünlerde işler değişmeye başladı. Özellikle biraz bile politika takip ediyorsanız bugünlerde ismini çokça duyduğunuz Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, ki kendisi dünyada aktif olarak görev yapan en genç başkan konumunda, artık işleri değiştireceğini söyledi. Fransa'nın ve Amerika'nın güdümü altında olmayacaklarını belirtti. Önce gelin olayların birazcık tarihine bakalım. 2014 yılında Fransa Afrika'daki terörle mücadele kapsamında Barkhane diye bir operasyon başlatıyor. Ancak bu Fransa için sonun başlangıcı oluyor. Barkhane askerleri Mali, Nijer, Burkina Faso'da artan terör saldırılarının önüne geçemiyor. Aksine Fransa Afrika'da terörle işbirliği yapmakla suçlanıyor. Bunun ardından 2019 yılında Nijer'de Fransız askeri varlığına karşı çok sayıda protesto düzenleniyor. İnsanlar diyor ki kardeşim burası benim ülkem. Fransızların burada ne işi var? Biz bağımsızlığımızı kazanmadık mı? Ve en bomba olay yaşanıyor arkadaşlar. Afrika ülkelerinin pek çoğu Fransız Merkez Bankası'na bağlıydı. Ancak işler değişti. Batı Afrika Ekonomik Topluluğu 74 yıllık Fransız sömürge parası CFA frangını kaldırarak ortak para birimine geçme kararı aldı. Ve yine tam o zamanlarda, bundan 2-3 yıl önce Mali'de gerçekleşen darbeyle de artık Fransız nefreti iyice gün yüzüne çıkmaya başladı. 2021 yılında Paris, kendi aleyhine kampanyalar yürütmekle suçladığı Orta Afrika Cumhuriyeti ile askeri anlaşmalarını askıya aldı ve askeri birliğini ülkeden çekti. Yani kaybedenler Fransızlar olmuştu. 2022 yılında ise bu operasyon kapsamında Mali'de bulunan askeri güçlerden son birimde ülkeyi terk etti. Geçtiğimiz yıl Burkina Faso'da bir askeri darbe gerçekleşmişti. İbrahim Traore artık gücü eline almıştı ve Fransızların kontrolü altında olan önceki hükümet düşmüştü. Son aylarda yaşanan gelişmelerde ise İbrahim Traore'nin başa geçmesinin ardından Fransız ordusu Burkina Faso'dan da çekildi. Mali'de 1960'tan bu yana resmi dil olarak kullanılan Fransızca yeni anayasa ile çalışma dili oldu. Kısaca Afrika'da bütün ülkelerde sırasıyla darbeler gerçekleşiyor ve gelen hükümetler Fransız karşıtı oluyordu. Şimdi biraz daha İbrahim Traore'den devam etmek istiyorum çünkü değişimin öncüsü aslında bu adam oldu. İlk defa açık açık bir bağımsızlık savaşı başlatıldığını duyurdu. Artık eski Afrika yok. Afrika'nın batı rejimlerine kölelik dönemi sona erdi ve tam bağımsızlık savaşı başladı. Hürriyet için can alıp can vereceğiz. Öncelikle Fransa'ya uranyum satışını yasakladı. Bu gerçekten çok önemli bir hamleydi çünkü uranyum inanılmaz değerli bir madde. Ve Afrika'nın kaynakları da bu konuda çok zengin. Fransa tarafı bu olayı tamamen kınadı ve Burkina Faso vatandaşlarına vize vermeyeceklerini açıkladı. Ama nafile Burkina Faso'nun lideri açık açık söylüyordu. Afrika bu kadar yeraltı kaynakları bakımından zenginken neden dünyanın en fakir coğrafyasıydı? E tabi bir noktada batı karşıtlığı varsa, ki batıyı direkt olarak emperyalizmle eşitlemeyi çok doğru bulmuyorum, yine de orada Rusya olacaktı, ki oldu da. İbrahim Traore ile Rus Başkanı Putin geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirdi. Ve Rusya açıkça Afrika'nın tarafında olacağını söyledi. Sonuç olarak Burkina Faso çok fakir bir devletti ve kafasına göre hareket edemezdi. Fransa'nın ve Amerika'nın basit müdahalelerinden sonra bile ülke içerisinde buna boyun eğebilecek çok fazla insan vardı. Ancak yanına büyük bir müttefik alırsan işler değişebilirdi. Keza Rusya'nın da böyle bir müttefiğe ihtiyacı vardı. Sadece Burkina Faso'dan bahsetmiyorum. Aynı zamanda diğer Avrupa ülkelerine de göz kırpmıştı. Peki Afrika bambaşka bir emperyalizmden çıkıp Rusya'nın emperyal sistemine girebilir miydi? Yani bu sefer bu kaynakları Rusya kullanamaz mıydı? Bunları gelecekte göreceğiz. Ancak şimdilik Afrika'nın bir müttefiğe ihtiyacı vardı. Ve onun Rusya olması da kaçınılmazdı. Türkiye bu işin neresinde derseniz, geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın Afrika'ya bir ziyareti olmuştu. Ve oraya gittiğinde buraya Türkiye'nin altın için ya da başka bir rezerv için gelmediğini belirtmişti. Ki Afrika'nın gözünde de Türkiye'nin imajı gayet iyi. Türkiye'yi emperyal bir güç olarak görmüyorlar. Tarihten de kaynaklı olabilir. Ve gündeme bu sefer İHA SİHA satışları geldi. Yani Türkiye Afrika'ya bu konuda yardım edebilir mi? Keza Türkiye zaten Afrika'ya çok fazla yardım ediyordu. Ve hatta Fransa bu durumu bir tehdit olarak görüyordu. Çünkü oradaki tek güç Fransa olmak zorundaydı. Ancak dediğim gibi işler değişti arkadaşlar. Bu saatten sonra Fransa ile Rusya arasında bir çekişme izleyebiliriz. Benim görüşlerimi soracak olursanız, normalde Rusya'ya inanılmaz muhalif bir insanımdır. Yaptığı hiçbir hareketi desteklemem. İyi ki de güç onlarda değil. Ancak emperyalizm gibi, sömürgecilik gibi bir şeyi tabii ki savunamam. Bunu asla desteklemem. O yüzden sömürgeciliğin bitmesi için Afrika'daki insanların da kendi çabalarıyla ya da kendi yeraltı kaynaklarıyla insani şartlarda yaşayabilmesi için
Afrika'daki devletlerin en azından birazcık bile olsa gözlerinin açılmasını olumlu karşılıyorum. Bakıldığı zaman resmen kan dökmeye hazır, tarihten de gelen inanılmaz bir nefretle kuşatılmış pek çok Afrika devleti ve onların diktatörlerini görüyoruz. Bunlar kulağa gerçekten korkutucu gelebilir ama emperyalizm de oldukça korkutucu bir şey zaten. İlerleyen günlerde neler olacak hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler, hoşça kalın.